Değil. Çadırlar çözüm olmadığı gibi de her taraftan su alıyor. Dün çok feci bir şekilde fırtına yaşandı. Fırtınadan biz çadırları bağlamakla meşgulken üstüne bir de yağmur yağdı. Yağmur yağarken üstüne bir de depremleri 4-5 defa üst üste. Yani böyle bir gece geçirdik. Resmen kabus bir yerin kabus gibi bir geceydi. Çadırları, şimdi binalardan malzeme çalındı diye müteahhitleri şikayet ediyoruz ama ya abi çadır yaparken bile çadır malzemesinden çalabilecek kadar da terbiyesiz insan var. Abi bu çadır için de hakaret işte çadır aldık. Ya ne yapacağız bilmiyoruz ki artık. Depremzedelerin talebi konteyner ev olursa en azından, çünkü bu bir ay iki ay sürebilecek bir şey değil. Bir iki sene sürebilecek bir şey. Kazı yani iki senede kaldırmaz. Biz kendi evlerimize de giremiyoruz. En azından bir konteyner verirse, konteynerde kendi çoluk çocuğumuzu koruyalım. Abi burası işte hijyen ortamı bir çekin isterseniz ya. Nerelerde hayat sürdüğümüzü herkes görsün. İçme suyumuzu bile bulamıyoruz. Hiç gelmiyor mu içme suyu? Geliyor, haftada bir iki tane koli getirirse getirir. Getirenler de Allah razı olsun. Onun dışında bir şey yok. Sözde yardım ediyorlar. Bu kadar para toplanıyor, bu kadar yardım geliyor. Bu yardımlar bize niye ulaşmıyor? İçme suyu problemi yok diyorlar. Ha, içme suyu problemi olmaz olur mu? Gel buyursun burada yaşasın o zaman. İçme su problemi yok diyen insan gelsin burada yaşasın. Gelsin yaşasın, ben onu besleyeceğim kendilerimle. Lavabomuz yok. Yani lavaboya en yakın lavabo burada. 1,5 kilometre, 2 kilometre. Yani oraya lavaboya gidip gelene kadar zaten ikinci lavabo geliyor. Anlamadım, onu anlamadım. Lavaboyu bulsak da yok efendim arızalıdır, yok efendim kapalıdır, yok suyu yoktur, yok bilmem neyi yoktur. Ondan sonra içme suyunuz var diye hakaret ediyorlar. Ha bunu söylerseniz bir de hakkınızda yasal işlem başlatılacak diyor. Yasal işlem başlatacaksa başlatsın. Allah'ın adaletinden daha büyük adaleti yok mu senin? İçme suyu yok, yardım yok, hiçbir şey yok. Hani dünya bizi kıskanıyordu, hani Avrupa ülkeleri bizi kıskanıyordu. Ne ile kıskanacak? Bu halimizle mi? Ya bu depremin bize öğrettiği çok şey oldu aslında. İnsanların ne olduğunu. Ha bir de şu var ki Türk milleti gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı diyeyim. Sadece Türk milleti desem yanlış anlaşılır. Burada Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, hatta yurt dışında gelen insanların bir anda bize bir hafta boyunca el uzatması, bize sahip çıkması ama bizim kendi kendimize, kendi yönetimlerimizden yana herhangi bir şey görmememiz bizi baya baya yaraladı. Süreci nasıl yaşayacağız, nasıl bitireceğiz bilmiyoruz. Konteyner istiyoruz, konteyneri vermiyorlar. Konteyner gelmiyormuş. Konteyner de gelmezse biz hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi bilmiyoruz. Ha burayı illa boşaltmamız mı gerekiyor? Hayır, boşaltmam. Kendi mahallemden, kendi memleketimden gitmem. Yani hiç kimse bizi göçe zorlamasın. Aç da kalsak ben memleketimdeyim. Toprak da yesem yine memleketimdeyim. Kesinlikle memleketi terk etmeyeceğim. Memleket insanımı terk etmeyeceğim. Vallahi şimdi bizim dememiz de bitmiyor ama...